bir kongremiz olacak. Cenab-ı Hak onlara acilen şifa buyursun. Bugün elimizde tek bir liste var. Bu liste isnaden Divan Başkanlığı'na servet verince Divan Başkan Yardımcısı Zeki Göçkün, Katip ve Yusuf Erdem'i divana kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız, çok kıymetli Yaşar Başkan Bey'i, Yaşar Aslan Bey'i davet ediyorum. Buyurun Yaşar. Değerli ilk sorumlumuz, teşkilatımızın il ve ilçe yöneticileri, kıymetli basınımızın değerli mensupları, STK'larımızın değerli temsilcileri ve sevgili misafirlerimiz. Hoş geldiniz. Selamlıyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. İktidarın izlediği çimento beton ekonomisi nedeniyle ülke borç ve faiz batağına halkımızla açlık ve sefalete mahkum edilmiştir. Ayrıca manevi alanda da Avrupa Birliği'nin dayatmasıyla toplum tarihinden, kültüründen, inancından mahrum bırakılmış, uzaklaştırılmıştır. İzlenen bu politikalar neticesinde sosyal dokumuz hızla tahrip olmuş, toplumun önemli bir kesimi merhametsiz, ruhsuz, sevgisiz, Allah inancından habersiz, hasap yönünden habersiz yetişmelerine neden olmuştur. Bu izlenen artırmasız politikalar fakiri, zayıfı etmiş, bu kapitalist politikanın neticesinde uyuşturucu, alkol ve depresan ilaçların tüketimi hızla artmıştır. Topluma örnek olacak kişilerin yaşantıları, mesajları, şiddetleri toplumda tutuklaşmaya yol açmış, sevgi ve saygısı ortadan kalkmıştır. Televizyonlardan ve internetten yayınlanan şiddet içerikli ve ahlak dışı yayınlar aile bütünlüğümüzü bozmuştur. Boşanmalar artmış, çocuklar ortada kalmış, anne ve baba sevgisinden yoksun çocuklar, yoksun çocuklar devlet için büyük bir sorun haline gelmiştir. İnsanımız uzun zamandan beri hem maddi hem manevi destekten yoksun ve güven duyacakları bir ortamdan mahrum kalmışlardır. Hükümetin uyguladığı, son yıllarda uyguladığı bu liberal anlayış, bu materyalist ve kapitalist uygulama insanlarımızı, toplumumuzu bu hale getirdi maalesef. Bu bir Musevi Hristiyan Birliği olan Avrupa Birliği'nin dayatmasıyla maddi ve manevi dünyamız tamamen işgal altına almıştır. Bundan kurtulmanın yolu ancak milli görüşe sarılmaktan ve adil bir düzen kurmaktan geçiyor. Merhum Erbakan hocamızın dediği gibi, biz siyonistlerin tiyatrosunda oynanan piyesin figüranları olamayız. Biz milli görüşçüler ancak Kur'an ve sünnet dışında önce milletimizi, sonra İslam ülkelerini ve diğer mazlum ülkeleri adalete, barışa, huzura ve refaha kavuşturmak için çalışan kahramanlar olmalıyız. Bunun için biz Türkiye'yi yönetmek ve dünyayı değiştirmek istiyoruz. Sevgili misafirlerimiz, Anadolu buluşmalarında biz milli ziyaret ettiğimizde değerli basın mensupları bize soru sormuşlardı. O zaman yüzlerce defa projemizden bahsetmiştik. Bölgemizle ilgili projeniz var mı demişlerdi. Şimdi elimde bir projenin raporu var. Bunu tabi uzun okumayacağım. Yalnız birkaç tane maddesine bahsediyorum. Bu müjdeyi burada ilk defa size açıklıyorum. Tabii ki üç tane projemizden bir tanesi tarımsal sanayi kurulması. Burada özellikle ARGE birimleri olacak. Burada meyve sebzelerini işleyeceği tesisler, paketlenmesiyle tesisler, İzmir'deki Tariş gibi fabrikalar olacak burada inşallah. Hayvancılıkta da yine et balık kurumu gibi, yine süt kurumu ve bunun benzeri olan yem sanayisi kurulacak ve bunun içinde de yüzlerce mühendislerimiz, ziraatçılarımız, elemanlarımız çalışmış olacaktır. Ayrıca TEMSA fabrikamızın olduğu yerde de enerji sanayinin kurulması. Şu anda orada iki tane fabrika şu anda faal halde. Fakat işçiler olmadığı için şu anda atıl durumdadır. Bunun yerine 7 tane fabrika düşünülüyor. Bunların içinde tarımsal sulamaya yönelik ağır pompa imalatları, barajlarla ilgili ağır sanayi üretimleri olacaktır inşallah. Burada toplamda
60 ile 70 bin arası kişi çalıştılar inşallah. Ve bu projeyi burada inşallah arkadaşlarımız size takdim edeceklerdir. Hepinize saygılar, sevgiler selamlıyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Kıymetli yaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Aramızda kıymetli misafirlerimiz var. Onları takdim etmek istiyorum. Davut Gülsever Bey, hem bizim ilçe başkanımız hem de delegemiz olan hem de küçük sanayi başkanlığı yapan Davut Güloğlu, Davut Gülsever Beyefendinin bir taziyesi vardı. Allah vergilerini rahmet etsinleyelim. Aramızda çok kıymetli AK Parti milletvekili adayımız Mustafa Güleyken Bey var. Hoş geldiniz. Genel Merkez Bölge Koordinatörümüz Ali Erdem Bey. Hoş geldiniz. Sözü burada bitirirken divanı teslim etmek istiyorum. Tekrar kongre sonrası bir taziyemiz var. Başkanımızın taziyesi. Gelmek isteyen varsa taziye yerini arkadaşlardan öğrenebilirsiniz. Yani ses tutarak burada. Divan başkanlığına göstermiş olduğunuz teveccühden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, size saygıyla selamlıyorum. Bismillah ilçesi 2. olan kongresine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu ülkenin fethleri olarak milletimizin geleceği, ülkemizin yarınları bizleri yakından ilgilendirmektedir. Ne mutlu bizlere ki ecdadımızdan devraldığımız bu cennet vatanı, milli görüşü, adil bir düzenin ve yeniden kaldırmanın esas olduğu milletine hizmetten başka hiçbir düşünce ve amaç taşımayan genel başkanımızla aynı çatı altında bulunmaktan şeref duyuyoruz. Burada bize düşen görev devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak olmalıdır. Bu vesileyle aday olacak arkadaşımıza hayırlı olsun diyor, aramıza yeni katılacak olan arkadaşlarımıza da yeniden refah, hoş geldiniz diyor. Üzerlerine düşecek görevi en iyi şekilde layıkıyla yerine getirecekleri inancımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlçe kongremizin ilçemize, ilimize, partimize, ülkemize ve insanlığımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Program akışımı içerisinde siyasi konuşmaların tamamlanmasının ardından kongremizin seçim sürecine geçiyoruz. Divan başkanımıza yapılan başvuruda tek aday başvurusu söz konusudur. Listeyi oylarınıza arz ediyorum. İlçe başkanımız Mehmet Ali Ayhan, Ahmet Elden, Abdülkadir Geylani, Behzat Budak, Beşir Fidan, Davut Gülsever, Abbas Bahar, Musa Bilgin, Hüseyin Erdem, Nizamettin Pekgenç, Ebubekir Tekinöz, Yılmaz Meral, Şemuz Bilgin, Yusuf Ayhan, Nurettin Ayhan, Mehmet Yurttaş, Yedek Yönetim Kurulumuz, Ayetullah Çorapçı, Bilal Özer, Veysi Örge, Ebru Güneç, Mehmet Latif Kuzgunlu, Hatice Ayhan, Cengiz Şeker, Musallat Güneç. Kabul ederler. Kabul ederler. Kabul ederler. Kabul edilmiş. Seçim kurulunu bir şey yazar. Yazılır mı? O şey yazar mısın? O şeyi de onaylar. Şurada da onaylar mı? Şuraya. İstanbul başına geçelim olmaz mı? İstanbul başı için buyurun.
Türkçe seçim kurulundaki arkadaşlar davet edelim. Bunu da atacağız. Ondan sonra aynen. Bizim de kimliğiniz yok. Hatta baştan bir yaş. Fotoğrafı çektiler. Yani. Hayırlı olur. Fotoğrafı çekin bir. Kendi fotoğrafını çekin ha. Kimliği nerede? Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a uğurlu. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tamam. Gel gelsin bir gerek imzaları alalım. Tekrar.